Gençler merhaba, ben Levent Kurnaz. Bilim Genç Sesli Yayını'nın bugünkü bölümünde solucan deliklerinden bahsedeceğiz. Evren hepimizin çok ilgisini çekiyor. Galaksimizdeki diğer yıldızların çevresinde de hayat olup olmadığını merak ediyoruz. Bir uzay gemisine binerek oralara gidebilmeyi hayal ediyoruz ama karşımıza iki önemli sorun çıkıyor. Öncelikle en yakın yıldız bile bizden çok çok uzak. Sonra o yıldıza gitmek için yola çıksak bile ulaşabileceğimiz en yüksek hız ışığın hızıyla sınırlı. Bu durumda epey yüksek bir ivme ile hareket ettiğimizi düşünsek bile en yakın yıldıza gidebilmek için en az 4 ya da 5 yıla gerek oluyor. Kaldı ki elimizde bizi o kadar uzun süre ivmelendirecek bir teknoloji de yok. Ancak bugünkü teknolojimizle en yakın yıldıza gidebilmek bile on binlerce yıl sürdüğünden bu yolculuk için hep başka yöntemler hayal ediyoruz. Bu yöntemlerin en ilgi çekicilerinden biri solucan delikleri. Evreni dört boyutlu bir balon olarak düşünürsek, bizim bu evrendeki normal hareketimiz sadece bu evrenin yüzeyinde olabiliyor. Yani buradan başka bir galaksiye seyahat etme, bu dört boyutlu evrenin yüzeyindeki bir noktadan bir başka noktaya hareket etme anlamını taşıyor. Ancak ya bu evrenin yüzeyinden değil de içinden gitmenin bir yöntemi varsa? Evrenin içinden gittiğimiz zaman da ışık hızı gibi bir sınırımız olmuyor ve evrenin bir noktasında kaybolduktan çok kısa bir süre sonra başka bir noktasında ortaya çıkabiliyorsak? Bu karmaşık problemi çok basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Ama solucan deliklerinin de böyle yapılar olması matematiksel anlamda mümkün. Evrenin birbirinden çok uzak iki noktasını birbirine bağlayan ve bu iki nokta arasında çok kısa bir zamanda seyahat etmemize yardımcı olan yapılar olarak düşünebiliriz solucan deliklerini. Bu bağlamda evrende solucan delikleri var mı peki? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Solucan delikleri tamamen bizim hayal ettiğimiz yapılar da olabilir, matematiğin mümkün kıldığı ama bizim henüz gözleyemediğimiz yapılar da. Ancak solucan delikleri gerçekten varsa, bizim de bu deliklerden seyahat etme konusunda önemli sorunlarımız olacak demektir. Bu delikleri matematiksel olarak ortaya koyan ilk düşünce Einstein-Rosen köprüleridir. Buna göre, bizim taraftaki bir kara delikten girip, karşı evrendeki bir beyaz delikten çıkmak mümkün olabilir. Yalnız burada üç önemli problem var. Birincisi, kara deliğin içine girene kadar bizim için çok uzun bir zaman geçiyor. Yani yaşlılıktan ölme problemimiz var. İkincisi, kara deliğin içine girerken bir spagetti gibi uzayıp incelebiliyoruz. Bir spagetti olarak hayatımızı sürdürmemiz de kolay olmayacaktır. Ama üçüncüsü daha da kötü. Çünkü eğer tüm bu yolculukta sağ kalırsak, diğer tarafta dışarı çıktığımızda zamanın geriye doğru aktığı bir evrenle karşılaşacağız muhtemelen. Bunun da bize neler yapabileceğini hayal etmek bile istemem. Diğer düşünce bu solucan deliklerinin evrenin başlangıcından bu yana var olan kozmik sicimler olduğu yönündedir. Eğer bu doğruysa, bu kozmik sicimlerden bir tanesinin çıkış noktası çok yakınımızda olabilir ya da bu nokta galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğin içinde olabilir. O zaman da solucan deliğinin girişini bulabilmek için neredeyse 30 bin ışık yılı yol gitmemiz gerekir ki bu da solucan deliğine olan ihtiyacımızı anlamsız kılabilir. O zaman bize yakınlarda bir solucan deliği gerekiyor. Bu solucan deliğini kendimizin yapması da en makul çözüm olacaktır. Hatta solucan deliğinin iki ucunu da hemen yakınımızda yapıp, bir ucunu burada tutarken diğer ucunu da gitmek istediğimiz yere çekersek, bir noktadan başka bir noktaya hızlıca gidebilmenin bir yolunu üretmiş oluruz. Ancak burada da üç problem var. İlki, tahmin edeceğiniz gibi solucan deliğini nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. İkincisi, yaptığımız bu solucan deliğinin kapanmaması gerekiyor.
ama kütle çekimi her zaman açtığımız solucan deliğini kapatmaya çalışacak. Bunu engellemek için de negatif kütleli bir madde üretmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de biz kendimiz uzak yıldızlara gidemezken solucan deliğinin diğer ucunu bu yıldızlara nasıl götüreceğiz? Gördüğünüz gibi solucan deliklerini hayal etmek güzel olsa da gerçekten var olup olmadıkları ya da bizim bu delikleri nasıl oluşturabileceğimiz çok daha derin problemler. Daha sonraki podcastlarda bu alanı ilgilendiren diğer konulara da değinmek üzere, hoşça kalın.